Ekonomiden memnun musunuz? Ekonomiden memnun değilim. Neden memnun değilsiniz? Neden memnun değilim? Bir ayakkabının 700-800 lira olmasından memnun değilim. Bir Bağcılar'da bir evin 1 milyon TL olmasından hiç memnun değilim. Yani ben bundan 4-5 sene önce 14-15 yaşlarındayken 1 milyon TL'nin nedir'i Florya'da bahçeli bir evdi. Yani ben bu fahiş fiyatlardan hiç memnun değilim. Ben lisede babamdan aldığım 50 TL ile bir hafta geçirebiliyordum. Şu an 50 TL dışarı çıktığınız zaman biter durumda. Evet. Yani Güneşli'den buraya gelmek minibüsle 3.75, kafadan 4 diyeyim ben size. Yani çok gereksiz fiyat artışları. TL çünkü değer etmiyor. Yani insanların sandığı gibi doların yükselmesi gibi bir durum söz konusu değil. Aslında TL değersizleşiyor. TL şu an bütün dünya pazarında değer kaybeden bir para birimi haline geldi. Böyle de devam ediyor. Peki neden böyle sürekli bizim paramız değer kaybediyor ya da fiyatları zam geliyor? Yanlış politikalar. Bundan 5 sene önce de biz aynı hükümet tarafından yönetiliyorduk. Fakat 5 sene önce işini bilen insanlar tarafından yönetiliyorduk. Yani şöyle söyleyeyim. Ekonomi bakanı olarak ekonomiden anlayan bir insan vardı. Ulaşım bakanı olarak, savunma bakanı olarak. Yani işin ehli insanlar işin başındaydı. Şu an daha farklı bir politika izleniyor. Haliyle dışarıdaki yatırımcı da bu çok dengesiz ekonomi karşısında yatırım yapmak istemiyor. Biz dışarıdan yatırım alamadığımız müddetçe böyle kötü bir politika izlediğimiz sürece de ekonomimiz daha kötüye gitmeye devam edecek. Yani işini bilmeyen insanlar geldiği zaman ekonomi sürekli kötüye gidiyor. Şu an hani... ve sürekli değişiyor bir de. Tabii ki. Eyvallah. Yani bahsettiğim gibi şu an işin ehli insanlar olsaydı biz yine daha iyi durumda seyredebiliriz. Yani 2010 senesinde dolar yaklaşık 1.10 bandındaydı. Euro da 1.50-2 civarında seyrediyordu. Yanlışım varsa düzeltir zaten izleyen arkadaşlar. Yani ben o zamanlar ne kadar iyi yaşadığımın farkında değilmişim. Öyle söyleyeyim size. Genel halkın da düşüncesi bu yöndedir diye düşünüyorum. Evet. Peki. Önümüzdeki yıllara baktığımız zaman mevcut yönetimle nasıl görüyorsunuz? Güzel gidecek mi? Yani umutlu musunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Son 3 senedir tam bir çukura batmış durumdayız. 2004 yılında bu ülkede Concorde ilan edildi. İflas bayrağı çekildi. Merkez Bankası bize bir kalkınma planı verdi. Kemer sıkma politikası uygulandı. 10 senede biz ekonomimizi toparladık. Biz 2010 yıllarında gayet iyi bir ekonomik seviyede Avrupa'daki ülkelerle refah konusunda yarışacak kapasitede bir devlettik. Yani şu an çok olumlu görmüyorum açıkçası. Şu an içinde bulunduğumuz durum hiç açıcı değil. Yani şu an pazara gitmeye parası olmayıp intihar eden insanlar var. Ataması gelmedi diye intihar eden öğretmenler. Çocuğuna bir oyuncak, bir meyve alamadığı için intihar eden insanlar var. Yani şu an durum çok vahim. Tıpkı Osmanlı devrindeki Lale devrinde gibiyiz. Hani bir üst tabaka var. Bol bir refah, zenginlik içinde yaşıyorlar. Bir de alt tabaka var. Artık orta kısım insan diye bir sınıf kalmadı maalesef ki. Peki şimdi mesela bazılarına sorduğumuz zaman diyorlar ki özellikle emekli kesim. Ya diyorlar her şey aslında yolunda. Siz eskileri bilmiyorsunuz. Gençlerin elinde 10 milyarlık telefon. İşte ne bileyim herkesin altında araba. Böyle şeyler söylüyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Bir telefon 10 bin Türk lirası etmemeli. Evet. Kesinlikle etmemeli yani. Yani gerçekten bakıyorum. Ya çok saçma fiyatlara çıktı artık. Ya bir 2016 piyasasına bakıyorum. Yani ben eskiden de bizim ekonomimiz bozulmadan önce de ilgiliydim böyle şeylere, şu anki ekonomik durumlara vesaire. Yani çok saçma fiyatlar. Ya bir telefon 10.000 TL olmamalı. Bir ayakkabı 700 TL olmamalı. Neden bu kadar yüksek? Yani kur farkından dolayı herhalde. Ya kur farkından çünkü nasıl desem, ya örnek veriyorum bir ayakkabı 100 dolar. Ya zamanında dolar 3 liraydı. Bize geliyordu 350 TL'ye. Yani en pahalı ayakkabı bizde 350 TL, 400-500 TL bandındaydı. Ya şu an bakıyorsunuz, yani affedersiniz en kıçı kırık ayakkabı bile 700-800 TL olmuş. Yani çok saçma fiyatlara çıkıldı. Ya bu siz eskileri bilmiyorsunuz diyen yaşlı kesime de gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani 2021 yılında şu an herhalde yarıştığımız ülkeler Afrika ülkeleri falandır. Yani onun dışında o Almanya'dır, Fransa'dır, İtalya'dır. Ya bizim zaten gençlik olarak isyanımız şu yönde. Bizim yaşımızdaki insanlar ya yine bizim gibi ailesinden aldığı parayla dolu dolu hayatını yaşarken biz bir sinemaya, müzeye, ya geziye çıkacak maddi imkan bulamıyoruz. Bunlar lükse kaçıyor. Sosyal hayat için bir şey kalmıyor. Yani sosyal hayat için Spotify, Netflix, Amazon Prime. Yani bunlara üyeliğimiz olduğu için bile zaman zaman yaftalandığımız oluyor.
ona para veriyorlar, buna veriyorlar. Hani parası yoktu dendiğimiz oluyor yani. Çok saçma bir durumdayız şu an. Yani umarım, tek dileğim ekonominin düzeleceği yönünde ilerleyen yıllarda. Bu ülkeyi gerçekten seven, vatanını seven insanlar tarafından yöneticiliğe yönünde yani. Peki son sorumuz, yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ya şöyle söyleyeyim, ben körü körüne bir parti desteklemenin tamamen saçmalık olduğunu düşünüyorum. Yani insanlara sorduğunuz zaman neden bu partiyi destekliyorsun? Babamdan bunu gördüm. Yani bunlar futbol takımları değiller. Vatandaşın yapması gereken seçim günü geldiği zaman, ya şu an maalesef ki kötünün iyisini seçmek. Ya çünkü gerçekten elde has iyi diyebileceğimiz bir aday olduğunu da düşünmüyorum ben. Yanlış da anlamasın kimse ama siyaset de birbirinden çok farklı değil. Çok yalan dolanla dönen bir şey. Evet. Yani bizim yapmamız gereken seçim günü geldiği zaman elimizdeki seçeneklere bakıp aralarından en iyilerini seçmek. Yani öbür türlü ben bunu biliyorum, bunu destekliyorum. Ve de bu dindar bunu Atatürk kurdu diye bakış açısını inanılmaz saçmalık olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi AK Parti'yi dindar diye desteklemek ne kadar saçmaysa, CHP'yi Atatürk kurdu diye desteklemek de o kadar saçma. İnsanların yapması gereken o an elde hangi seçenekler varsa onların en idealini, bu ülke için en yararlısını seçmek olacaktır. Kim daha faydalı olacaksa onu diyorsun. Tabii ki de öyle. Evet. Yani olması gereken bu, çünkü öbür türlüsü dediğim gibi takım tutmak, ki siyaset bizim hayatımızı doğrudan etkileyen bir şey. Senin izlediğin, desteklediğin siyasetçiye göre dolar bakıyorsun 8 lira 9 lira, bakıyorsun 3-4 lira, çok fark ediyor. Yani tek temennim insanların biraz daha sağduyulu olması. Yani biz biraz yaftalanıyoruz bu Z kuşağı. Evet. Çok beğenmiyorlar şöyle böyle. Dizilerde bile özellikle konu yapıldı. Mesela Z kuşağı mı diyorlar, Y kuşağı mı diyorlar. Bunlara hiçbir şey anlatamıyoruz falan diyorlar. Ya yanlış anlamayın ama zamanında siz liseden mezun oluyordunuz ve öğretmen oluyordunuz. Evet. Bir mektebe gidiyordunuz, oradan doktor çıkabiliyordunuz. Biz yaklaşık 12 sene, kimileri 14-15 yüksek lisansa, kimileri 16 sene bir eğitim görüyor. Bunun karşısında şu anki piyasada 3.000-4.000 lira maaşla iş teklifleri alınıyor. Evet. Yani yanlış anlamayın da şu an 4.000 liraya siz rafı içinde yaşayamazsınız. Zaten yoksulluk sınırı 9.000 TL. Yani dediğim gibi Bağcılar'da 1 milyon TL olmuşsa siz 4.000 liraya yaşayamazsınız. Evet. Ki yani bir de bunun aile kurması, çocukları. Yani şu an dediğim gibi Bağcılar da güzel semt bu arada, ya öyle demeyelim. Ya ben İstanbul'a saymıyorum açıkçası. Hani bir Beyoğlu, Cihangir, Beşiktaş, Kadıköy. Ya bu semtler varken Bağcılar'da bir 1 milyon TL ederinde olmamalı bana kalırsa. Evet, ben biraz şaka yaptım. Yani bir sıkıntıdan biri de, yani çok aydın gençlerimiz var. Evet. Fakat bunları birer birer ellerinden kaçırıyorlar. Şu an özellikle yani yurt dışına kaçmak. Gençlerin hayali şöyle söyleyeyim. Amerika'da askeri ücretli bir garson olmak. Evet. Neden diyecekseniz, burada 5.000-6.000 lira kazanan bir insandan daha iyi yaşıyorlar. Ya çünkü vergiler düşük. Buradaki en trajik olan da Türkiye'de üniversite okuyup Amerika'da garsonluk yapmak için can atan insanlar. Ya çünkü öyle bir duruma geldik ki, en basitinden bir telefon, örnek veriyorum, 8.000 lira, bunun 5.000 TL'si vergi. Evet. Bir araba 200.000 TL, arabanın ederi 50.000 TL. Yani Türkiye Cumhuriyeti şu an dünyada halktan en çok vergi alan devletlerden biri. Yani alınıyor. Keşke bunun bize bir artı olarak yansımasını görsek. Deprem vergisi alındı zamanında. İzmir'de maalesef ki çok trajik bir deprem yaşandı. Ya bu dönemde ortada hiçbir şey göremedik. Eller cebe dendi. Yani ya dediğim gibi çok vahim bir durumdayız şu an. İBAN numaraları atın. Ya tek dileğim bu ülkenin daha iyi günler görmesi. Ya çünkü dediğim gibi biz eskiden gerçekten iyi yaşıyormuşuz, haberimiz yokmuş. Ya şu an öyle işler acısı durumdayız ki keşke 2004'te olduğu gibi bir iflas bayrağı çeksek, bize bir kemer sıkma politikası verilse, onu uygulasak ve bu ülke eski güzel günlerine geri dönse. 2004 değil de sanki 2001'di diye. O civarlarda, evet, 2000, 2001, 2003, evet. Yanlışım varsa onlarda yazmasınlar, o yüzden hemen. Tabii tabii, aynen, kusura bakmayın, evet. Yıllarda yanlışlık oldu. Evet. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Abi geç kaldık bugün. Hadi konuşalım. Sağ ol. Sağ ol, çok sağ ol. İyi akşamlar. Onun gibi bir şey mi? Adı neydi bu? Medyali TV. Medyali TV. Medyali. Medyali. Medyali, evet. TV, evet.